Çalışmada çift iğne kullanacağım ve uzun bir misina taktım iğneme. Bir iğneme 2 kum bir lacivert boncuğumu aldım ve yine 2 kumu alıyorum. Misinamın ortasına getireceğim. Bu şekilde. Şimdi boncuklarımın içerisinden geçeceğim. Bir iğnemle boncuklarımın içerisinden geçtim. Şeklimiz bu şekilde oldu. Şimdi üst deliğine süperdiyonun geçtim. Diğer iğnemle de çaprazlıyorum. Şimdi bileklik bölümüne başlıyoruz. Bu yaptığım 4 halka bizim halka takacağımız, kapama takacağımız bölüm olacak. Şimdi bir iğneme 4, diğer iğneme 4, bir tane de süperdiyo alacağım. 4 gümüş bir lacivert boncuğu aldım. Diğer iğneme de 4 gümüş boncuğumu aldım. Süperdiyomdan çaprazlama işlemi yapıyorum arkadaşlar. Şimdi 2 boncuk ilerliyorum. Araya 1 kum boncuk koyacağım. Ve 2 boncuk ilerledim. Diyomdan da geçtim. 5 boncuk oldu bu bölüm. Aynı işlemi bu bölümde de çalışacağım. 2 boncuk ilerledim. Araya 1 kum aldım. Ve geçtim. Şimdi üst bölüme çıkmak istiyorum. 2 boncuktan ilerledim. Bir boncuğu atladım. Gelen boncuktan geçtim. Diyomun üst bölümündeki delik bölümüne çıktım. Bu iğnemle işim bitti. Aynı işlemi diğer iğnemle tekrar edeceğim. 2 boncuk alacağım. Bir boncuk atlayacağım. Gelen 2 boncuktan ve diyomdan geçtim. Yukarıya çıkacağım. Çaprazladım. Şimdi aynı işlemi bir daha tekrar ediyorum burada. Bir iğneme 4, diğer iğneme 4 kum boncuk aldım. Bir iğneme sağ ya da sol hiç fark etmez. Diyomu aldım, kaydırdım. Çaprazladım. İşim bu şekilde. 2 boncuk ilerliyorum. Bir boncuk araya koyuyorum. Diyomdan geçiyorum. Bu iğnemle işim bitti. Şimdi sıra geldi diğer iğneme. 2 boncuk ilerliyorum. Araya 1 boncuk koyuyorum. 2 boncuk ve diyodan geçiyorum. Üst bölüme çıkmak istiyorum. 2 boncuk ilerledim. Bir boncuğu atlıyorum. Gelen 2 boncuktan ilerliyorum. Süperdiyodan geçiyorum. Diyonun en üst bölümüne geçmek için yandan çıkış yaptım. İğnemin diğer iğnemi alıyorum. 2 boncuk ilerledim. Şimdi bir boncuğu atlayacağım.
Gelen iki boncuktan iğnemi video oranda geçeceğim. Ve üst deliğe çıkarak çaprazladım. Bizim çalışmamız bu şekilde ilerleyecek arkadaşlar. Bu şekilde örüp geleceğim. İsinamın çıktığı en üst bölüm bir iğneme aldım. Diğer iğneme de boncuklarımı aldım, kaydırdım. Şimdi yine diyolarımın üst deliğine çıkmak istiyorum. Diğer iğnemle de çıkışımı yaptım. Misinam tam ortada bu şekilde kaldı arkadaşlar. Şimdi çaprazlayacağım. Şu an tabii ki misinalar uzun olduğu için elimde biraz zor çalışılıyor. Geçirdim. Diğer iğnemle de aynı işlemi yapacağım. Orayı başka bir deyişle sıkı bir hale getirmiş olacağım, birleştireceğim. İşim bu şekilde. Şimdi iğneme bir lacivert, iki kum, bu şekilde gördüğünüz gibi en son iki tane diyo aldım. Aynı boncukları diğer iğneme de aldım. Kaydırıyorum. Bunu da kaydırdım. Şimdi çaprazlama işlemi yapıyorum. İki boncuktan geçtim. Halka haline getirdim. İki boncuktan daha ilerledim. Çaprazlama işimi yapmış oldum. Şimdi arkadaşlar bir iğnemi bırakıyorum. Her iki boncuğun arasına bir kum boncuk yerleştireceğim. Bir kum boncuğumu aldım. Gelen boncuktan, lacivert boncuktan ve tekrar ikili boncuktan geçtim. Bu bölüme de aynı işlemi uygulayacağım. Yine bir kum boncuk aldım. Gelen boncuktan, lacivert boncuktan ve kumdan geçtim. Kum boncuklar olduğu için aynı işlemi yaptım. Gelen lacivert boncuktan geçtim. Şimdi arkadaşlar bu bölüme lütfen dikkat edin. Çünkü bu bölüm biraz kafanızı karıştırabilir. Benim geçtiğim ikili boncuk arasına yerleştirdikten sonra gelen diyodan çıkışımı yaptım. İşim bu şekilde. Aynı işlemi şimdi diğer bölümde çalışacağım, yapacağım. Her iki gümüş boncuğumun arasına bir kum boncuk yerleştireceğim. Bir boncuk ilerledim. Bir kum aldım. Gelen kum, diyo ve tekrar kum boncuğumun içinden geçtim. Bir kum boncuk aldım. Her gümüş boncuklarımın arasına sadece bir kum boncuk yerleştiriyorum. Bu sırada benim yaptığım çalışma budur. Ve bakın, yerleştirdim. Gelen kumdan geçtim ve diyodan geçtim arkadaşlar.
Şimdi arkadaşlar halkamızı tamamladım. Misinam diyodan çıktı. Aynı diyonun üst deliğinden iğnemi boş olarak geçiriyorum. Şimdi her bir diyoyu bir kum boncukla birleştireceğim. Bir kum aldım, gelen diyodan geçtim. Yine bir kum aldım. Bir sonraki diyodan geçtim. Aynı işlemi tekrar ediyorum. Bir kum aldım. Diyodan geçtim arkadaşlar. Evet, bu şekilde biz diyolarımızı birleştirdik. Şimdi diğer sıramı çalışacağım. Misinamın çıktığı boncuk diyor. Hemen üst deliğine çıkıyorum. Araya bir kum alıp diğer diyoyla birleştireceğim. Bir kum aldım. Diyodan geçtim. Devam ediyorum çalışmama. Yine bir kum alıyorum. Gelen diyodan geçiyorum. Gelen diyodan geçiyorum. Şimdi arkadaşlar bu son çalıştığım bölüm aslında bizim orta bölümü. Şimdi iş burada boncukları taktığımız an hemen dönüş yapacak göreceksiniz. İşim bu hale geldi. Gördüğünüz gibi aralar hep boş. Şimdi arkadaşlar arasına bir kum boncuk yerleştireceğim. Aldım, bir iğnemden geçirdim. İkinci iğnemle ise çaprazladım. Arasını doldurdum. Evet, ipim çaprazlanmış durumda. İğneme bir kültür incisi aldım. Geçirdim. İkinci iğnemi aldım. Geçirdim. Bu şekilde araya oturtturacağım incimi. Şimdi arkadaşlar buradaki işlemi bu bölüme de yapacağım. Çaprazlayacağım. Şimdi işim bu şekilde. Boncuklarımın içerisinden boş olarak iğnemi yürüteceğim. Aradaki boncuktan geçiyorum. Gelen tibinden geçiyorum. Yukarı çıkıyorum. Şöyle çevireyim. Şimdi ikinci işlemi de aynı şekilde yapacağım. Çıkmak istediğim boncuk, boncuklarımın içerisinden iğnemi ilerleteceğim arkadaşlar. Bir deyişle araya koyduğumuz sonradan birer kumları da birbirine bağlamış oluyoruz bu işlem sırasında.
kapısından geçiyorum. Diyodan da geçtim. Yukarıya çıkıp üst bölüme gelmek zorundayım. Boncuklarımın içerisinden tek tek geçelim. Sıkın. İki boncuğumdan ilerledim. İpim gördüğünüz gibi ikisi de arada. İpim arada fakat ben tekrar boncuklarımın içerisinden çaprazlayarak çıkmak istiyorum. Birleştirme bölümü olacak çünkü. Çıkmak istediğim yer. Diyonun üst deliğine, iç bölümüne gelmek istiyorum. Bu bölümdeki işlemim bitti. İğnemi koyalım. Şimdi ikinci iğnemi alacağım. Bu iğnemle aynı işlemi yapacağım. Dışa doğru geçtim. İğnemi geçişini yapacağım. Şimdi yukarı üst deliğe çıkıyorum. İşimiz bu şekilde oldu. Şimdi araya ben bir tane tivin alacağım ve çaprazlayacağım arkadaşlar. Bir tanesini aldım, geçirdim. İkincisini alacağım ve aynı delikten çaprazlayacağım. Araya oturtmuş olacağım. İşim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar bu işi bırakıyorum. İkinci motifi çalışacağım. Fakat çalışırken iki boncuğun arasına koymayacağım. Bunu biz ortak kullanacağız. Ben ikincisini de çalışıp geleyim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu motifi de ördüm. Fakat bunu bu bölümde koymadım. Ben burada ortada bıraktım iplerimi. Şimdi bir düğüm atacağım. İpliklerimi yok edeceğim arkadaşlar. Bir ipimi gördüğünüz gibi kopardım. Şimdi ikinci ipimi de yok edeceğim. Bunda bir düğüm atalım arada. Boncuklarım içerisinden ilerliyorum. Tekrar bir düğümle işi sağlamlaştıralım. Evet, bu çalışmamız bizim bitti. Şimdi iğneli olan bölümde çıkıntı kullanmıştık. Arasına takacağız ve bilekliğimizi bitireceğiz. Şimdi iğnelerimiz 2 adetti. Üst deliğine bir iğnemi geçirdim. Diğer iğnemi de çaprazlayacağım. Üst delikten çıkacağım. Çevireyim. İki tane misinamız. Tivin ya da süper diyor. Bu süper diyor arkadaşlar. Tivinler biraz daha ince oluyor. Şimdi gelelim bunların birleştirmesine. İşi döndüreceğim. Boncuğumun içinden geçtim. Araya oturttum. İkinci iğnemi aldım. Yine boncuğumun diğer boncuğumun içinden geçirdim. Ve sıktım. İşim bu şekilde oldu. Şimdi tekrar boncuklarımın içerisinden bu şekilde tur atacağım.
Evet, boncuklarımın içinden dolandım. Şimdi bir daha geçeceğim. Ve misinamı kapatacağım arkadaşlar. Orta bölümü sık olsun istiyorum ki oynamasın. Düz bir görüntümüz olsun. Bir ipimiz bitti. Şimdi ikinci ipimizi yok edelim. Boncuklarımı gördüğünüz gibi içinden geçerek işi sağlamlaştırıyorum. Araya geçelim. Evet, bizim çalışmamız bu şekilde bitmiş oldu arkadaşlar. Buna yuvarlak inci de kullanabilirsiniz. Doğal taş da koyarak değerlendirebilirsiniz. Şimdi kapama bölümünü takalım. Bir halkamı aldım. Papağanımı taktım. İlk yaptığımız dörtlü halkanın içerisinden geçirdim. Bu şekilde. Şimdi kapatacağım. Diğer ucuna da halkamı takmıştım. Uzatmaları zincirle de yapabilirsiniz. Bilek boyunu ölçeceğiz şimdi. Ona göre de ilavesini yapabilirsiniz. Çalışmamız bu şekilde arkadaşlar. Şimdi ölçelim bunu. Şimdi gördüğünüz gibi benim ölçümümde 16,5 kapaması hariç oldu verdiğim bu sayılarla. Şimdi burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane kare yaptım. Burada da 7 adet kare yaptım. Karelerin santimini en azından görebiliyorsunuz. 6 santim gibi geliyor. Ortası da motiflerimiz. Evet, beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Çalışacak olan arkadaşlarıma şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşça kalın efendim.